başlangıçta sabah limonlu bir su ucuz. Dünya büyük ülkelerde, Çin'de, Hindistan'da, Asya'da çok kullanılan bir teknik. Niye? Çünkü limonlu su sindirim sistemi başlatır. Sindirim yağı su açık. Sindirim sistemi çalıştıran değişik hormonları, enzimleri fazlaştırıyor. Bir de eğer adet olarak limonlu suyla başlarsan gününü, çay veya kahveyle başlamazsın gününü. Bu mühim bir konu çünkü aslında kafein sağlıklı bir şey ama bir yerde biraz yalan. Çünkü sana aslında enerji vermiyor. Senin banka hesabından enerji alıyor, sana veriyor. Ama günün sonunda eğer bankada hesapta enerji yoksa o zaman ilave olarak çay veya kahve içmeye çalışsan faydası olmaz. Onun için çay ve kahve iç ama sakla, biraz daha geç almaya, tüketmeye başla onları. Saat sabah 9-10 civarında. Onun için sabah kalktığı zaman 6-7 civarında limonlu su. Ondan sonra bir smoothie. Smoothie ile bu protein tuzunu ekle 10 gram kadar. 10 değişik smoothie var ama istediğin kadar smoothie yapabilirsiniz. Değişik çeşitli smoothie'ler. Bazı insanlar sebzeli smoothie severler, bazıları meyveli smoothie'ler sever. Düşük glisemik indeksi smoothie'ler bunlar. İçine protein tozunu ekle. Genelde biraz badem sütle ekleriz içine. Tadını dediğine göre de ekleyebilirsiniz. Ve sabah kahvaltıyla başlarsınız. Bizim güzel kahvaltı yerine onu kullanırsınız. Ondan sonra istiyorsanız biraz sütle yaban mersin. Ve sabah öyle bitiyor. Eğer kendini aşırsızlarsınız, atıştırdıkları yerine şey tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bir sebzeli bir çorba. Çorba değil aslında ama çorbaya benziyor. Biraz daha ağır bir şey olduğu için sizi tüketir. Ama kalori miktarı çok düşük. Ve böylece günde devam edersiniz. Aynı şekilde bir öğün yemek, akşam yemeği. Bazı işleri vermiyoruz. Mesela basit karbonhidrat istemiyoruz gıdada. Basit karbonhidrat çünkü besin miktarı çok düşük olduğu için ama kalori miktarı yüksek olduğu için beyin memnun kalmıyor. Beyin çünkü besin alıyor. Kalori değil. Onun için beyaz şeylere bakmıyoruz. Beyaz işlenmiş yemekler, makarna, pilav, beyaz ekmek, toz şekeri. Bunlara vermiyoruz seyircilerimize, deniz yapanlara. Ama tabii bir hafta 10 günden sonra yavaş yavaş bunları dahil edebilirsiniz eğer sizin için iyiyse. Bu tarif, muzla çikolatanın tarifi. Çikolata aslında çok sağlıklı bir besin. Ama sütü çikolata değil. Sütü çikolatanın içinde süt yağları var ve çikolata renk maddeler ekliyorlar ama aslında çikolata yok içinde. Yaparsa az miktarda. Onun için %70 kakao üzerinde olan koyu biter çikolatası olması gerekiyor. Onun pudrasını alırsan, tozunu kullanırsan biraz dondurulmuş buzla onu karıştır. Biraz istersen badem sütü güzel bir tatlı yapabilirsiniz. Bir de besin miktarı yüksek olduğu için ve kalori miktarı düşük olduğu için yesen fark etmez, kilo alamazsınız bunlardan.